Herkese merhabalar ben Zeynep hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan gerçekten çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar battaniye modeli. Farklı örgülerinizde de değerlendirebilirsiniz. Tığ numaram 3 milimetre. İplerim de arkadaşlar hemen göstermek istiyorum. Anti peeling özelliğine sahip bebek ürünleri. Dilediğiniz markaları kullanabilirsiniz. bu ipimin rengini soran arkadaşlarım olabilir. O yüzden kodunu da göstermek istiyorum. Bu rengimizin kodu. Evet, dilediğiniz bebek örgülerine uygun ipleri alırsanız rahatlıkla anti alerjik bir şekilde olur. Bebekleriniz için sağlıklı kullanabilirsiniz. Evet, hemen şimdi model anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve örgümüze zincir yapımıyla başlayalım. Her bebek battaniyesinde olduğu gibi bu bebek battaniyemizde de arkadaşlar zincirlerimizi çok fazla sıkı yapmayalım ki model kurduğunda kastırma yapmasın. Zincir sayımızı istediğimiz uzunlukta ayarlayabiliriz. Bir bebek battaniyesi yapıyorsak örneğin 100 çarpı 100, 90 çarpı 90 ya da 80 çarpı 80 ebatlarında yapabilirsiniz. Ben e, zincirlerimi bir miktar daha uzatıp geleceğim arkadaşlar ve modelimiz 3 ve katları şeklinde oluşmakta. Sizler de yapmak istediğiniz ene göre buradaki zincirlerinizin sayısını 3 ve katları şeklinde ayarlarsanız e, birkaç tane de fazla zincir yapın arkadaşlar. Modeli kurduğumuzda eksiklik olmasın. Ben de yapayım, zincirlerimi uzatıp geleyim. Evet ben zincirlerimi ufak bir model anlatacağım için hazırladım. Sizler hazırladıysanız şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Hemen ilk zincirimize öncelikle bir sık iğnemizi yapalım. Sonrasında üstüne alıyorum ve hemen sıradaki zincirden sayıyoruz. 1 2 3. zincir yuvasına batarak hemen şöyle tutacağım. İkili tırabzan tekrar üstüne aldım aynı noktaya ikili trabzan devam ediyorum 3 aynı noktaya 4 5 6 ve devam ediyorum aynı yuvaya 7 tam 7 tane ikili trabzan yaptık hepsi tek bir yuvanın içerisinde oldu arkadaşlar şimdi devam edelim burada zincirimiz yok hemen sayıyoruz 1 2 3. yuvaya sık iğne ile sabitledim tutarak yapıyorum görmeniz için şimdi üstüne alıyorum bir kere 1 2 3 zincir yuvasına tekrar trabzanımı yapıyorum 1 devam edelim 2 3 4. 5 6 ve 7 7 tane olduktan sonra yine burada üstüne almadan sayıyorum 1 2 3. zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim burayı da yapmış olduk yeni modele başlarken Burada üstüne bir kere sarıyorum. 1 2 3. zincir yuvamıza 7 tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra üstüne almadan tekrar 3. zincirimize o 7 trabzanın sonuncusunu sabitliyoruz. İlk sıramız bu şekilde devam edecek. 7 taneyi tamamladım. Üstüne almadan 1, 2, 3. zincir yuvama sabitledim. Dilerseniz ben bu şekilde zincirlerimin sonuna kadar yapıp geleyim. Videomuz fazla uzamasın. Evet ben iki tane daha yaptım şöyle 5'e tamamladım arkadaşlar burada da sonuncuyu yine iki tane zincir yapıp sabitleyeceğim. Bu şekilde sona kadar geldim. Ben bir iki tane de zincir fazla çekmiştim. Şimdi burada bir, iki, üç tane zincir yaparak ters çeviriyorum. Daha sonra üstüne alacağım ve şu noktaya trabzan yapacağız. Fakat bakın burada iki tane lobumuz var. Bir tanesi dış tarafta, bir tanesi iç tarafta. Ben her ikisini birden değil sadece dış taraftaki tek lobu alacağım. Ve bu bunun üstünde yapacağım. Diğeri bakın burada kaldı. Tam şöyle. Görmeniz için gösteriyorum. Evet tek lobuna bu şekilde ikili trabzan. Bir. Üstünü aldım. Yine aynı yere 2 üstüne aldım yine aynı tek kanadına yani 3 zincirimle beraber 4 oldu bakın burası burada kalıyor buna herhangi bir işlem yapmıyorum tekrar üstüne almadan burada sayıyoruz biliyorsunuz biz burada 7 tane trabzan yapmıştık dördüncüsünün tepesine tam ortasındaki 1 2 3 dördüncünün tepesine batacağız yalnız burada da yine dikkat etmemiz gereken iki tane loba değil sadece arkadaki tek lobuna şöyle bakın içtekine değil dıştekine üstüne almadan buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi üstüne aldım Şimdi tam bu ortasındaki birleştirme noktamız var. Bakın şöyle. Tam bu ortaya geliyor. Şöyle açarak göstereceğim. Burada da yine sadece arka kanadını alarak tam bu birleşim noktasının buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne aldım. Yine tek kanadına 2'li trabzan biliyorsunuz biz 7 tane trabzan yapıyorduk ve ben burada trabzanlarımı 7'ye tamamladım. şu şekilde açarak göstermek istiyorum. Bu modelimizin en büyük detayı bu arkadaşlar içtekilere değil dıştakilere yaparsak bu şekilde bir kabartma elde ediyoruz. Araya da 7 tane yaptıktan sonra yine burada sayıyoruz. Dördüncüye tam ortasındaki yine arka lobuna geldim. Sık iğne ile sabitledim. Burada yarım çalıştık. Kenar olduğu için burada tam yaptık. Ve devam edeceğiz üstüne aldım tam orta noktaya şöyle gösterirsem daha iyi olacak sanırım 7 tane ikili trabzanım yapıyorum gerçekten çok kolay mantığını anladıktan sonra hiçbir zorluğu yok arkadaşlar ve çok da gösterişli bir model bakın 7 tane daha yaptım. Ve hemen yine tam ortadaki dördüncü kısma sabitledim. Aynı şekilde şimdi 7 tane de şu kısma geleceğim. Yine trabzanımı yapacağım. Buraya sabitleyeceğim. Daha sonra bu kısma yapacağım 7 tane. Ve şu kısımda buluşalım. Bitiş kısmını da tekrar sizlere anlatayım. Evet, ben burayı da yaptım arkadaşlar. Sayılarımız aynı. Şu son bitirme kısmında yine beraber yapmak istedim. Burada sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramızda yarımla başladığımız için yine burada da yarımla bitirmek durumundayız. Üstüne alıyorum ve şu son kısma 1 2 3 tane trabzan yapıyorum üstüne aldım son kenar kısmına da yine ikili trabzanımı da yaparak burayı dörde tamamladım battaniyemizin ilk rengini oluşturduk şöyle tutacağım şimdi bu noktada ben beyaz ipimi almak istiyorum beyaz ipimle devam edeceğim sizler Dilerseniz tek renkte çalışabilirsiniz ben renkli çalışmak isteyen arkadaşlarımıza nasıl devam edeceklerini göstermek adına beyaz da ilave ettim şu kısımda ipimi bir miktarda uzun bırakıp burada zincir atacağım şöyle ve çeviriyorum arkadaşlar Burası benim tam olarak başlayacağım sıra yani yarım yaparak değil bütün olarak başlayacağım sıra olduğu için burada hemen ilk başta şu kısma geliyorum ve bir sık iğnemi yapıp buraya sabitliyorum üstüne aldım burada hiç başka zincir çekmeden direkt şu ara kısma bakın hemen bu bitişin dört tane yapmıştık burada yarım hemen onun yine arkasından sadece arka kanadına 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı yaptım. Bunu da buradaki kısmın tam ortasına dördüncü trabzanın arkasına şöyle sık iğne ile sabitledim. Görmeniz için tutuyorum. Devam edelim. Üstüne aldım. Yine burada tam birleşim noktasında şu ortada kalan kısım var. Onun arka lobunu alıyorum. Buraya trabzanlarımı yapıyorum. Altı yedi. Şu şekilde. 7 tane olduktan sonra yine bu tam orta noktanın arka lobuna sabitledim. Bu sıramızda devam edeceğiz bu şekilde. Üstüne alıp tam birleşim yerinde trabzanlarımızı 7 tane yapıp sabitleyeceğiz sık iğneyle. ve şu noktaya dediğim gibi arkaya sabitledim. Ve ben bunu sona kadar devam edeyim. Sonda tekrar nasıl döneceğimizi, bir üst sıraya nasıl geçeceğimizi de göstereyim arkadaşlar. Evet, ben sona kadar yaptım. Yine bu sonda en son köşeye sabitliyorum sık iğnemle ve bitirdim. Bir üst sıraya geçmek için 3 zincir çekip yarım trabzanla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın biz burayı yaptık. Buranın aynısı. Şimdi şu kısmı yapacağız buraya. Onun için üstüne aldım. Ve hemen kendi dibinde arka lobunu alarak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle 4 olacak. Daha sonra şu tepedeki dördüncü kısma yine arka lobuna sabitliyorum. Üstüne alıp yine ara kısma arka lobuna tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 7 tane yaptıktan sonra yine sık iğne ile sabitleyeceğim. Ben videomun fazla uzamaması adına sıra sonuna kadar ilerleyip daha sonra bir değişik renge, yani tekrar mor rengimizi nasıl geçeceğimizi de göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar için özellikle arkadaşlarımız zorlanmasınlar. Tecrübeli arkadaşlarımız zaten eminim biliyorlardır ama onu da atlamak istemiyorum. Bu şekilde bu kısımlara yaparak sonda buluşalım. Evet, sona kadar geldim. Burada da yarımla bitireceğiz. Başlangıçta yarımla yaptığımız için hemen devam edelim. Üstüne aldık. Bu son noktaya yine arka lobuna 3 tane ikili trabzan ve bir tane de trabzan yaparak üste çıkacağız. 3 tane yaptıktan sonra üstüne alıyorum. bu kısma batıyorum şuradan ipimi çıkarttım bu ipimi de üste çıkaracağım için bunu da buraya sardım şöyle bir bir kere daha sardım iki burada zincirimi çektim bu ipimi de yukarıya kadar çıkarmış oldum ipimizi yukarıda bu şekilde devam ettireceğiz daha sonra bunu bırakıp bu beyazın içinden bu ipimi geçireceğim şöyle ve ters çevirip Hemen ilk baştaki yere sık iğne üstüne aldım. Bu ara noktaya 7 tane trabzanımı yapacağım. Kenar yapımında da e, bu kenarda ip yürüttüğümüz kısımları yok edeceğiz arkadaşlar. Hiç sorun olmayacak. Ben videomu bir miktar daha uzatıp sizlere hem nasıl gözüktüğünü göstereyim. Hem de dilerseniz kenar uygulamasını da tarif edeyim. O şekilde devam edelim. Bir üst sıraya da nasıl çıktığımızı göstermiş oldum. Hemen şuraya sabitleyip evet bu şekilde bir üst sıraya da çıktık. Ben bir miktar daha büyütüp geleyim arkadaşlar. Evet ben modelimi birkaç sıra daha büyüttüm arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Gerçekten yumuşacık hem de üç boyutlu. Şöyle ara kısmını da göstermek istiyorum. Bakın araları bu şekilde şöyle. Harika bir model oldu. Yapımı da gerçekten çok kolay. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Tersi de çok güzel. Astar da gerektirmez. Ve buna bir de kenar uygulaması yapmak istedim. Sizlere hemen kısaca onu da göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, burada bir sıra beyaz gittik. Bakın şuradaki bir sıramızı burada da uyguladık. Şuradaki bir sıramızı ikinciyi yapmadım. Sadece tek sırada bıraktım ve bu battaniyenin birinci sırası oluştu kenarı. Şimdi bunu kenarda, aşağı kısımda ve yan kısımda da yaparak battaniyemize bir kenar elde edeceğiz. Onu da hemen gösterelim. Burada bitirdiğimizi farz edip şu kenara geçelim ipimizi burada bağlamıştık zaten sabitlemiştik şimdi üstüne alıyorum ve hemen bu kısma gelerek ikili trabzan yapıyorum 7 tane trabzan yapıyorum çünkü modelimizde de bu şekildeydi Aynısını buraya yaptım. Bir sonraki araya sabitledim. Şöyle. Tabi sizler dilerseniz başka bir kenar uygulaması da yapabilirsiniz. Hemen üstüne aldım ve bir aşağıdaki sıraya geçerek yine burada trabzanlarımı yapıyorum. 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir sonraki araya şu kısmı sabitliyorum ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Şöyle tutarak göstereyim. Eminim anlaşılmıştır. Daha sonra buraya ve diğer iki kenarına da yaparak oldukça güzel bir kenar uygulaması da yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda bu sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.